Merdiven modellemesinden sonra şimdi sırada korkuluklarımızı modellemeye geldi sıra. Buradaki öncelikle işime yaramayacak objeleri gizleyeceğim. Bunlardan birincisi şu taşıyıcılar. Bunları seçip sağ tıklayalım. Hide obje diyelim. Ve aynı şekilde şuradaki platformu da gizleyelim. Hide obje diyelim. Bu işlemden sonra şunu da yapalım. Tabii buradaki taşıyıcıları da serenleri de seçeyim. Seleksiyon olur. Tekrar sağ tıklayayım. Hide obje diyeyim. Dolayısıyla bana sadece pet yolum kaldı. Yani serenin çizimde kullandığım yolum kaldı. Bu yol bana referans olacak. PL Enter'la komutuma giriyorum. Ve şu noktadan, şu köşe noktasından başlayarak X-Station'ı şu şekilde aktif olacak şekilde kullanıyorum. Yüksekliği 65 olacak şekilde bir çizgi çiziyorum. Aynı çizgiyi Copy Selection'la şu noktadan yakalamak suretiyle buraya da taşıyorum. Tabi bu çizgiyi biraz daha aşağı taşıyalım. Şu noktadan yakalamak suretiyle. Offset diyebiliriz. Çok da önemli değil. Evet. Tekrar buradan move deyip taşıyalım. Tabii 10 santim biraz fazla oldu. Offset 5 diyelim. Ve buradan move deyip şu iki noktaya çakıştırıyorum. Orta modunu artık burada açabilirsiniz. Extend komutunu kullanalım. Uzatalım yani objemizi modifiye'den. Buradan extend komutunu kullanacağım. Evet. Sanırım objeler çakışık değil. Biz bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Şuradaki çizgiyi silelim. Buradan taşıyalım. Evet, perspektiften taşımayı deneyeceğim. Buradan Shift'e basılı tutmak suretiyle dik yakalamayı seçtim. Evet, şimdi oldu. Bu işlemden sonra tekrar PL Enter şu iki nokta arasına da çizgi çiziyorum. Aynı çizgiyi korkuluk için kullanacağım için aşağı doğru şu şekilde 20 santim kadar alıp kopyaladım. Tekrar kopyalama işlemi yapalım. 20 enter. Şimdi sol görünüşten bakıyorum. Köşelere biraz radius kıralım. F enter. Radius değeri 4 görünüyor. Yeterli. İstersek arttırabiliriz. Şu köşelere fillet komutuyla bastırdım. Bu işlemden sonra C enter deyip tabii bu arada şunu da söylemeyi unuttuk. Bu yolu biraz uzun tutalım. Nedenini az sonra anlayacaksınızdır. Şu şekilde biraz uzun tutacağım. Çizgiden taşsın. C enter diyorum ve buraya bir tane daire çiziyorum. Dairenin yarıçapı 1 santim olsun. Enter. Ve buradan Surface'e geçip Sweep komutumu çalıştırıyorum. Objeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Ve yolu seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi buradaki korkuluk modellemem tamam. Aynı şekilde buraya da bir korkuluk modelleyeceğiz. Buradaki korkuluğu da çizeceğiz. Tekrar C Enter. Yarıçapı 1 olacak şekilde bir çember çizdim. Ve Sweep komutunu kullandım. Objeyi seçtim. Enter. Yolu seçtim. Görmüş olduğunuz gibi otomatikman çizdi. Bakalım. Evet. Şu anda
görünüşlerden bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı objeyi kopyalayalım aşağı doğru. Kopyalama değeri olarak 20 yaptım. Tabi bu arada görmüş olduğunuz gibi şu kısımlar taşıdı. Bunu az sonra da fill with komutuyla, trim komutuyla alacağım ben bunu. Trim komutuna giriyorum. Trim komutunda surface'te öncelikle trim yapacağımız objeyi seçiyorsunuz. Bir de burada objemiz vardı. Bunu seçtikten sonra sağ tıklayıp Enter'la onaylıyorum ve trim olarak, daha doğrusu buradaki çizgiyi seçiyorum. Bu çizginin dışında budayacağım kısımları yani referans olacak çizgiyi seçiyorum veyahut da objeyi seçiyorum. Çizgimi seçtim. Enter ve bu taraftaki silip atmak istediğim objeyi şu şekilde tıklamak suretiyle onay veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi açılı bir şekilde kesmiş olduk. Bu işlemden sonra artık korkuluk modellemem de tamam. Karşı tarafa bunu yine aynalayalım. Şu köşelerden de seçmemiz gerekiyor. Surface modellemenin bu tür dezavantajı var. Seçim işleminde birden çok obje çıkacaktır karşınıza. Şu şekilde mirror'la plan görünüşte aynaladım. Tekrar sağ tıklıyorum. Buradan isolate komutundan end object isolate deyip tüm objeleri göster diyorum. Görmüş olduğunuz gibi korkuluk modellemem de tamam. Sırada tabi bu aradaki korkulukları modellemeye geldi. Bunları da şimdi modelleyeceğiz.